Tam sayılarda işlemlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. A, B, C pozitif sayılardır. A eksi B 18. B çarpı C de 21 olduğuna göre A artı B artı C'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi çarpmadan yola çıkarsam B çarpı C 21. 21 çarpı 1 olur. 7 çarpı 3 olur. 3 çarpı 7 de olur. Bunların tam tersini de yapmam gerekiyor. Çünkü ilk durumda birine B, birine C diyorum. 1 çarpı 20'de biri diğeri, diğeri farklı oluyor. 1 çarpı 21 de olur. Bunların dışında başka olmaz 21 veren. Şimdi bakın. Burada ben B sayısını yüksek tutarsam, ne kadar fazla tutarsam, A sayısı da o kadar büyük olmak zorunda. Mesela ben B'yi burada 30 verdim. Hangi sayıdan 30 30 çıkarttığımda 18 kaldı? 48. Bak, diyelim ki B'ye 30 gibi bir sayı verdim. A ne oldu? 48 oldu. Ben B'ye 50 verdiğimde 18 sonucuna ulaşmak istiyorsam A'ya ne veriyorum? 68 vermem gerekiyor. Yani B sayısını ne kadar büyük tutarsam A sayısını da o kadar büyütüyorum. Bu durumda ben burada B'ye ne verebilirim? B'ye en büyük sayım 21'i verebilirim. B 21 ise C'nin durumu ne olur burada? C de 1 olur. Çünkü 21 çarpı 1, 21'dir. Şimdi ben B'ye 21'i verdim. Hangi sayıdan 21'i çıkartırsan 18 olur. Tabii ki A da burada 39 olur. 39'dan 21'i çıkartırsam 18 olur. En son benden bunun üçünün toplamını istiyor. En büyük için yalnız bunu yaptım. En küçük de B'ye 1, C'ye 21 verdim. 1 ise A da bu durumda 19 olur. Üçünü topladığımda 21, 22 veya 2, 11'in 1'i elde var 1. 6, 1 de elde. 5, 1 de elde. 61'i buldum. Doğru cevabım C seçeneğidir. A ve B tam sayılar olmak üzere 3A artı 5B eşittir 175. Eşitliğini sağlayan en büyük negatif B değeri kaçtır diyor. Şimdi bir kere eksi 1'in diğerlerinden daha büyük olduğunu da unutma. Burayı deneme yanılma yoluyla bulabilirsin. Yanındaki ama tam sayısına uyması gerekiyor. Şimdi ben diyelim ki burada B'ye eksi 1 verdim. Eksi 1 verirsem burası eksi 5'tir. Baştan yazıyorum. 3A'ya yazdım. Artı B'ye eksi 1 verirsem 5 kere eksi 1 eksi 5 yapar. Eksi 5 eşittir 175. Şimdi buradan verebiliyorsun da bakalım A değerine bu olacak mı? Artı ile eksi eksidir zaten. 3A'dan 5'i çıkartacaksın. 175 olacak. Şimdi 100, buradaki eksi 5'i karşı tarafa artı olarak attım. 175 ile 5'i topladım 180. İşte şu 3A 180 olabiliyor mu ona bakacaksın. 3A'ya ben A'ya 60 verirsem 180'e olabiliyor. O zaman en büyük vereceğim değer eksi 1'dir. Şöyle ki eğer şöyle bir denklem çıksaydı. 3A eşittir yanlışını söylüyorum 182. Şimdi burada olmaz. Neden olmaz? Çünkü 182 sayısı 3'e tam bölünebilmiyor. Yani devirli çıkar veya ondalık kesirli çıkar. Bizden ne diyor? Tam sayı olmasını istiyor. 180'in burada çıkan sonucun 3'e bölünmesi gerekiyor. 3A'yı burada 180 olarak hesapladım. 3'e bölünebiliyor. O zaman A'ya ben burada en büyük değer olan eksi 1'i verebilirim. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük tam sayı ile. Nedir bu sayı? Rakamları birbirinden farklı. 9, 8, 7, 6'dır. Yani 9876. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı negatif en küçük sayı. En küçük tam sayı. Şimdi negatif dediği için burada hani en küçük olduğuna bakma. Yani şöyle değil. 1, 0, 2, 3 diye sıralamayacağım. Bu negatif olduğu için küçük olmaz bu. Büyük olur. Benden küçük olmasını istiyor. Tekrar burada 9, 8, 7, 6 diye sıralayıp önüne bir tane negatif işareti olan eksiği getirmem gerekiyor. En son bunların ikisinin arasındaki farkı istiyor. Yalnız dikkat etmen gerekiyor. Hani birisi artı, birisi eksi, işte sıfır gibi geliyor ama bu farklı. Nasıl farklı? Yan yana yazınca daha iyi görürsün. Birisi artı 9876. Diğeri ne? Eksi 9876. Bu iki sayının farkını istiyor. İki tane eksi sayıyı artı yapar. Bu ikisini de topladığım zaman D seçeneği 19.752 sonucuna ulaşabilirim. Burada da çift sayı olarak bir sorumuz var. A, B, C farklı birer rakam olmak üzere A çarpı B 2C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi seçeneklere baktığımda çift mi, tek mi olarak bizden istiyor.
Şimdi ben buraya yazıyorum. A çarpı B eşitmiş 2 tane C'ye. Sonuç üzerinden gidersem burada. Mesela. Şimdi 2C. C'ye ben burada 1 verebilirim. 1 olur, 2 olur, 3 olur. Şimdi 1 verdiğimde sonuç nedir? 2 olur. 2 versem 2 kere 2'den 4 olur. 3 versem 2 kere 3'ten 6 olur. Şimdi 4 versem 4 kere 2'den 8 olur. Dikkat ettin mi? A çarpı B'nin sürekli çift olduğunu görüyorum ben. 2 olabilir, 4 oluyor, 6 oluyor, 8 oluyor. Yani ben şunu diyeceğim. A çarpı B eşittir çift sayıdır. A çarpı B çift sayıdır. Şimdi zorunlu olarak doğrudur diyor. Kesin doğrudur diyor. A ve B çift sayılardır. Şimdi A'ya 2 derim. B'ye 4 derim. Ve bu ikisinin çarpımı 8 çift sayıdır. Doğru. Ama bunun dışında bir başka daha çifti oluşturan var. O da nedir? Mesela birine tek derim 3. Diğerine çift derim 2. İçlerinden bir tanesi bile çift olursa zaten sonuç çift çıkar. Yani ikisinin de çift olmasına gerek yok. Olabilir de ama zorunlu değil. Ama zorunlu olan bir şey var ki içlerinden bir tanesinin en az bir tanesinin çift sayı olması. A ve B'den en az biri çift sayıdır. Doğru cevabım B seçeneği. A, B ve C pozitif tam sayılardır. A çarpı 4 parantez içinde 4 B artı C 24'müş. İki tane çarpma işlemi var. Olduğuna göre A, B, C'nin toplamının en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi bakın. A sayısıyla buradaki ifade çarpılıyor 24 oluyor. Şimdi 24 ile 1'i çarparım 24 olur. 8 ile 3'ü çarparım 24 olur. 6 ile 4'ü çarparım 24 olur. 3 ile 8 veya 12 ile 2'yi derim buraya. 12 ile 2'yi çarparım 24 olur. Ben A'ya B'ye burada bir değer vereceğim. Bak, çarpımlarda en küçük olmasını istiyorum. Burada diyor en küçük değeri kaçtır. Çarpımlarda sayılar birbirine ne kadar yakın olursa, mesela 6 ile 4 arasında 2 fark var. 12 ile 2 arasında 10 fark var. Çıkartırım onu bulurum. 8 ile 3 arasında 5 fark var. 24 ile 1 arasında 23 fark var. Sayılar birbirine ne kadar yakın olursa, fark ne kadar azsa o kadar küçüğünü bulurum ben. Yani burada benim kullanacağım 6 ve 4 olur. Peki A mı 6, yanındaki mi 4? Buna veya yanındaki mi 6 ona bakmam gerekiyor. Şimdi ben buraya 4 diyemem. Neden? 4 demem için pozitif tam sayılardır diyor. Yani ben burada sıfırdan büyük pozitif tam sayı vermem gerekiyor. 1 dersem 4 kere 1 4. 4 vereceğim. Bu C'ye ne kaldı? 0 kaldı. O zaman ben buraya 6, yanına da 4 demem gerekiyor. A'yı burada 4 olarak buldum. 4B artı C'nin 6 olmasını istiyorum. 6 olmasını istiyorsam buraya 1 verin. Küçük küçük değerler verelim. 4 kere 1 4 olur. 4'e de 2 eklersem 6 olur. Bu durumda B'de 1 olur. C'nin değeri de 2 olur. En son benden en küçük değer olarak bunları buldum. Toplamını istiyor benden. 4, 1 daha 5, 2 de burada. C seçeneği 7'yi bulurum. A sayısı 0'dan küçük. A eşittir eksi 3B. B de eşittir eksi 3C ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi eşitliklerden gideceğim. A eşittir eksi 3B diyor. B sayısına da eksi 3C diyor. Bak B'ler ortak. C'ye bir değer vererek B'yi bulabilirim. B'den de A'ya geçeceğim. Tabii en son bulduğum değerin A'dan da sıfırdan da küçük olduğuna unutmayacağım. Onu da unutmayacağım. Ben burada C'ye ne verelim? C burada 3 olsun. Diyelim ki. Eksi 3 de olabilir ha. Eksi 3 de olabilir, artı 3 de olabilir. 3 olursa burası eksi 9. O zaman B'nin değeri nedir burada? Eksi 9'dur. Şimdi eksi 9, burası eksi 9'sa yanında da eksi 3 var. İkisinin çarpımı ne olur? Artı 27 olur. A sayısı A'dan küçüktü. Sıfırdan küçüktü. O zaman benim buradaki işaretleri değiştirmem gerekiyor. Yani ben burada C'ye eksi 3 verirsem C burada eksi 3 oldu. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 olur. B'nin de buradaki durumu artı 9. Bakacağım A küçük mü diye. Artı 9 olursa eksi 3 ile artı 9'un burası artı 9 oldu. Artı 9'un bu ikisinin çarpımı eksi 27 olur. Yani A da eksi 27. A eksi 27 diyerek şuradaki sıfırdan küçük olma eşitliğini buldum mu? Buldum. Bu durumda
A'ya eksi 27 olarak buldum. B'ye de artı 9 dedim. C de burada eksi 3 olarak karşıma çıktı. Benden bunları küçükten büyüğe doğru sıralamam istiyor. Bu durumda bunların en küçüğü tabii ki eksi 27'dir. Yani A küçüktür sonra eksi 3'ten yani C'den o da küçüktür B'den. Doğru cevabım D seçeneğidir. X, Y, Z elemanıdır. Z artı ne demek? Pozitif tam sayılar. Z tam sayılar. Üstünde de artı varsa pozitif tam sayılar. X eksi Y eşittir 2. X eksi Z o da eşittir 7 ise X artı Y artı Z'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi bak ben sana yanlış bir şey göstermek istiyorum. Y'yi 1 yazdım. Hani pozitif sayı. Burada 1 yazdım. O zaman 3'ten 1 çıkartırsam 2 olur değil mi? X de burada 3 olur. Şimdi sen 3 çıkartırsan 3'ten bir sayı çıkıp 7 olmaz. Bunu ben negatif de tutamam. Çünkü bana burada Z'nin pozitif olduğunu söyledi. O zaman ben burada değer vermeye X'ten başlamayacağım. Nereden başlamam gerekiyor? Z'den başlamam gerekiyor. Şimdi Z'ye en küçük sayıyı ben 1 verirsem 0 veremiyorum. En küçük pozitif sayı 1'dir. O zaman X bu durumda 8 olur değil mi? 8 eksi 1 7'dir. X 8 olursa Y'nin durumu da 6 olsun ki sonuç 2 olsun. O zaman X'i 8, Y'yi 6, Z'yi de 1 buldum. Üçünün toplamının en küçük olduğu 14, 1 de burada. C seçeneği 15'i bulur. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. 3X eşittir 5'i. Z de eşittir 7X olduğuna göre Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Bak 3x eşitmiş 5 tane y'ye. Altındaki denklemde z eşittir y 7x'e eşitmiş. Şimdi bakın en küçüğünü istiyorsam birbirlerinin sayılarını kullanabilirler. Yani x burada 5 olur. Y de burada 3 olur. 3 kere 5 15. 5 kere 3 15. Bu şekilde olabilir. Tabii büyük isterse daha farklı olur. Mesela bunu 10 kullanırım 30 olur. 10 kere 3 30. Bunu da 6 kullanırım 6 kere 5 30. En küçük değerini istiyorsak birbirlerinin sayılarını kullanalım. X burada 5, Y de burada 3 olur. Şimdi X 5 ise burası ne olur? 7X 7 çarpı 5'ten 35 olur. Demek ki en küçük değere göre Z'nin değeri nedir? 35'tir. Doğru cevabım B seçeneği. Bu sorumuzda yine mutlak değerler verilmiş. X artı Y toplamının en küçük değeri kaçtır diyorsa senin burada X ve Y'yi en küçük olarak ele alman gerekiyor. Şimdi bakın. Mutlak değer içerisinde x için bakıyorum, y için bakıyorum. Y eşittir diyor. Mutlak değer içerisinde eksi 3 var burada. Şimdi burada yapacak bir şeyin yok senin. Mutlak değerden dışarı artı 3 olarak çıkar. Y'nin de demek ki değeri artı 3'müş. Ama x'te yapacağın bir şey var. Neden? Şimdi burası artı 7 olduğunda da dışarıya 7 olarak çıkar. Eksi 7 olduğunda da dışarıya 7 olarak çıkar. O zaman senin bu mutlak değer içerisindeki x eksi 2'yi eksi 7'ye eşitleyebilirsin. Aynı zamanda x eksi 2'yi artı 7'ye de eşitleyebilirsin. Peki eksi 7 olması için nedir? X'in burada eksi 5 olması lazım değil mi? Eksi 5, eksi 2 daha eksi 7 olur. Birinci durumda x'i eksi 5 olarak buldum. İkinci duruma bakıyorum. 7 olması için x'in burada 9 olması gerekiyor. 9'dan 2 çıkartırsan 7 olsun. İkinci durumda da x'i 9 olarak buldum. Ben x ile y'yi toplayıp en küçük değerini bulacağım. Şimdi y burada 3 artı 3. En küçük değerini istiyorsam 9'u değil daha küçük değer olan eksi 5'i benim bulmam gerekiyor. Birisi artı birisi eksi. Büyükten küçüğü çıkartır. 2. Büyüğün işareti eksi 2'yi kullanır. Doğru cevabım B seçeneğidir.